Bir kentin su havzasında altın madeni işletmek cinayetle eşdeğer diyoruz. İzmir'in suyu bütün kurumları birleştirdi. Kentin suyuna sahip çıkalım çağrısı yapıldı. Bu sadece bizlerin davası değildir. İzmir'in suyu, İzmirli'nin sağlığı yani geleceği söz konusudur. İzmir'e su bağlayan barajların havzasındaki Efem çukuru altın madenine karşı açılan davada verilen ikinci bilirkişi raporuna çevreciler tarafından yapılan itiraz reddedildi. Sağlıklı çevrede yaşam hakkını korumayan bu mahkeme kararını doğru bulmuyoruz. İzmir'de yıllardır tartışma konusu olan ruhsatı ve çet süreçleri mahkemeye taşınan Efem Çukuru'da 2011 yılından bu yana altın madeni işletiliyor. Altın madeninin mevcut çalışma koşullarında yarattığı riskler yetmiyormuş gibi madeni 31 Aralık 2012 tarihinde kapasite arttırımı için çet olumlu belgesi verildi. Oysa maden işletmesinin bitki ve orman örtüsüne zarar vereceği, ağır metal kirliliği yaratacağı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kirleneceğine dair pek çok bilimsel çalışma bulunmakta. Mahkemenin bu kararı, bilimsel raporları, Bilim insanlarımızın yetkinliğini yok saymak mıdır? İzmir Tabip Odası'nda düzenlenen açıklamaya İzmir Barosu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Ege Çev ve TMMOP de katılarak destek verdi. İzmir'in kanser kenti olmasına sessiz mi kalacağız? Açıklamaya katılan kurumlar tüm İzmirlilere mücadele çağrısında bulundu.